Güne dönen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşuyor. Getirelim hemen ekrana. Ama su yoktu, elektrik yoktu, ekmek yoktu, doğalgaz yoktu. 3 gün boyunca sadece bir çorba içebilmiş insanlarla karşılaştık. İnsanlar hipotermiden ölmemek için yaşam mücadelesi veriyorlar. Kısacası çok ağır bir tablo var. Yani bizim televizyonlarda gördüğümüz ve hepimizin yüreğine su serpen mucize kurtuluş haberleri elbette doğru ve hepimiz çok mutlu oluyoruz. Ama bu gerçeğin 1/1000'i bile değil. Gerçeğin 999'u farklı. O farklı gerçek, örneğin devletin olmadığını gösteriyor bize. Devlet nasıl vardır, devleti nasıl görürsünüz? Polis üniformasıyla görürsünüz. Zabıta memuru üniformasıyla görürsünüz. Asker üniformasıyla görürsünüz. Ama biz geçtiğimiz şehirlerde bir trafik polisi, bir polis memuru ya da bir asker görmedik. Devlet yoktu. Enkaz altından çıkartılanlar ilk gün, ilk 8 saat içinde kendi imkanlarıyla çıkmayı, kurtarılmayı başaranlardı. Ondan sonra 40. saatten itibaren biz kurtarma haberleri duymaya başladık. Çünkü ancak ondan sonra arama kurtarma ekipleri müdahil oldular. Sağlık konusu aynı şekilde. Hastaneler yıkılmış. Ayakta kalanların da koridorlarında cesetler var üst üste. Yani bir yerde 200 tane ambulans görüyorsunuz. Mesela niye bunlar burada diyorsunuz? Talimat bekliyoruz diyorlar. Yani niye şunun 5 tanesi işte Gölbaşı'na 10 tanesi pazarcığa gitse? Talimat bekliyoruz diyorlar. Ya da dizilmiş 50 tane asker görüyorsunuz. Ne bekliyorsunuz kardeşim diyorsunuz. Talimat bekliyoruz diyorlar. O talimatlar ya gelmiyor ya ulaşmıyor, bir şey oluyor yani ve insanlar çaresiz. İnsanlar yalnız kalmış durumdalar. Ve gerçekten suyun, elektriğin, ekmeğin olmadığı olağanüstü zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. O bizim televizyonlarda görmediğimiz 1999'u maalesef bu. Bu gerçekler. Biz ya bununla ilgili daha çok şey var. Belki sorarsanız vakit kaldığınca onları cevaplamaya çalışırım ama. Peki biz ne yapıyoruz? Biz İzmir olarak ne yapıyoruz? İzmir olarak ilk dakikadan itibaren en önce arama kurtarma ekiplerimizi gönderdik. 24 araç, 127 personel. Fen işleri ekiplerimiz 44 araç, 73 personel. İSSU Genel Müdürlüğü ekiplerimiz 154 personel, 50 iş makinesi, 6 mobil tuvalet, makine ikmal bakım onarım dairesi, lojistik destek bakım onarımı için araç personel, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aynı şekilde 37 personel, 14 araç, günde 10 bin kişilik yemek yapma kapasitesine sahip bir mobil mutfak, sağlık hizmetleri için aynı şekilde altı hizmet aracı, uzman hekimler, 4 ambulans, hemşireler, paramedikler, toplam 35 personel. Bunun gibi rakamlara boğmak istemiyorum sizi ama ilk andan itibaren
bir yardım uçağı